Yeşil başı gövernek uçar gider göle karşı. Yeşil başı gövernek uçar gider göle karşı. Yüküm geri elvan elvan kokun. Yüküm geri elvan elvan boş yele karşı. Türkiye bağlama çarmak halkı müziği dinlemek, söylemek için çok meraklıydı. Önce turist olarak buraya geldi. Aşıklar kahvesi oralardan dolaşıyordum. Ve bazı insanlardan Türk halkı müziği öğrendim. Bursa'da sürekli oturuyordum. Burada çok insanlarla tanıştım. De buradaki insanların sıcaklık, bunları çok beğendim. Ondan sonra öyle işte. Aşklar Kafesi'de tanıştım. Evet. Nasıl o da oldu yani, o da şarkı söylüyordu, Türk söylüyordu, arabesk falan. Rahatsızlığınızı nasıl öğrendiniz peki? Ben göz kanseriyim şimdi. Evet. Benim ailem, annem de göz kanseri olduğu için ara sıra kendi kendime kontrol ediyordum. Bir gün ufak bir şey fark ettim ama daha çocuk emzirmekten sonra o kadar zaman geçmediği için hemen emin olamadım. Ama bayağı zaman geçtikten sonra hastaneye gidince yani kanser olduğunu öğrendim. Biz ilk önce 2010'da tanıştık. Konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Ben işte Asoko saz çalıyordu. Ben de okuyordum nacizane. Aşıklar Kahvesi'nde. Öyle tanıştık, sohbet ettik. Efendime söyleyeyim, gezdik, dozduk. Ondan sonra Asoko evimiz olsun dedi. Bir yuva kuralım dedi. Ben de niye olmasın dedim yani ama ben de o bir şey olmadığını biliyordu. Hiçbir şeyim olmadığını biliyordu Asoko. Evet. Çok sağ olsun. Böyle bir yuva kurduk. Evladımız oldu. Mücadelenin içine girdik. Ve buralara kadar geldik.